Evet, birinci sorumuz Mustafa Kemal'in genç bir öğrenci olmasına rağmen başlayan Türk-Yunan Savaşı'na katılmak istemesi vatansever bir kişilik yapısına sahip olduğunun göstergesidir. Buna göre birinci öncül doğrudur. Osmanlı'nın savaşta başarılı olmasına rağmen masa başında kaybetmesi diplomasi ya da dış politikada başarısız olduğunun göstergesi olduğu için ikinci öncül doğrudur. Fakat verilen bilgilerde savunmada ya da taarruzda olan taraf belirtilmediği için üçüncü öncül yanlıştır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği 1 ve 2. İkinci sorumuz Mustafa Kemal'in ifadesinde hiçbir maddi kaynak olmamasına rağmen Türk halkına güvendiğini ifade etmesi milli mücadeleyi milli güce yani halka dayandırdığını gösterdiği için birinci öncül doğrudur. Milli mücadeleyi başlatmak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümleriyle tamamen çeliştiği için ve bu ifadede yer verilmediği için ikinci öncül yanlıştır. Türk ufuklarında bir gün güneş doğacağından emin olması bağımsızlığa olan inancın tam olduğunu göstermektedir. Bu da üçüncü öncülü doğrulamaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3. Üçüncü sorumuz, verilen metinde Almanya'nın Osmanlı padişahının yapacağı cihat çağrısının Fransız ve İngiliz sömürgelerinde ayaklanma çıkaracağını düşünmesi B seçeneğini doğrulamaktadır. İngiliz sömürgelerine giden yolların Osmanlı Devleti topraklarından geçmesi ve Osmanlı topraklarının stratejik öneme sahip olması C seçeneğini doğrulamaktadır. Almanya'nın Osmanlı'nın insan gücünden faydalanmak ve yeni cephelerle savaşın alanını genişletmek istemesi, savaş yükünü hafifletmek istediğinin kanıtıdır. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. A seçeneğinde verilen ifade verilen metinde olmamakla birlikte Osmanlı askeri ve teknik bakımdan zaten güçlü değildi. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz Londra Konferansı'nın TBMM'nin kazandığı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanması ve TBMM'ye siyasi alanda kazanımlar sağlaması askeri başarıların siyasi başarıların temeli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple birinci öncül doğrudur. Misak-ı Milli ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklı davasının dünya kamuoyuna duyurulması ikinci öncülü doğrulamaktadır. Üçüncü öncülde verilen ifade yanlıştır. Çünkü Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri TBMM hükümetini resmen değil hukuken tanımıştır. Resmen tanımaları için antlaşma imzalamaları gerekmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, düzenli ordunun kurulma süreci ile ilgili verilen metinde Kuvayi Milliye Birliklerinin verilen emirle uymadığının belirtilmesi birinci öncülü doğrulamaktadır. Ali Fuat Paşa Gediz Muharebelerinde taarruza kalktı ve başarısız oldu. Bu da düzenli ordunun kurulma sürecinde bir etkendir. Ve ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül yanlıştır. Kuvayi Milliye Birliklerinin dağınık ve disiplinsiz olması bağımsızlık duygusundan yoksun olduğu anlamına gelmez. Kuvayi Milliye düzenli orduyu düşünceye kadar bağımsızlık kazanmak için mücadele etmiştir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta düşmanın istila hırsı azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça olduğu ifadesiyle birinci öncüle ulaşabiliriz. İkinci öncülde verilen ifade yanlıştır çünkü hem telgrafta savaşın taarruz olduğu belirtilmemiş hem de gerçekte İkinci İnönü Savaşı bir taarruz savaşı değildir. Üçüncü öncülde yanlıştır çünkü Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası son savaşı büyük taarruzdur ve askeri safha Mudanya Ateşkesi ile resmen sona ermiştir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği yalnız 1. Yedinci soru. Verilen haritada taralı alan Güney Cephesidir. Haritadaki bölgenin Güney Cephesini olduğunu anlamamız için Urfa, Antep, Maraş gibi isimleri, illeri görmemiz yeterli olacaktır. Kilikyalılar Cemiyeti Çukurova bölgesinin kurtuluşu için mücadele ettiği bilindiğinden B seçeneği doğrudur. Bu bölgede Fransızlar ve onlara yardım eden Ermenilerle mücadele edilmiştir. C seçeneği de bu nedenle doğrudur. Batı cephesinde yaşanan Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1921 Ankara Antlaşması ile bu cephe kapanmıştır ve D seçeneği de doğrudur. A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır çünkü Güney Cephesinde düzenli ordu olmadığından Kuvayi Milliye mücadele etmiştir. Bu nedenle 7. sorunun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 8. soru. İsmet İnönü'nün yazdığı mektupta Şark Harekatı'nın başarısından bahsetmesi mektubun Doğu Cephesi ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir'dir. Mektup ona yazılmıştır. A seçeneği doğrudur. Doğu Cephesi'nde Ermenilerle savaştığımız için ve zafer vurgulandığı için B seçeneği doğrudur. Mektubun genelinde kazanılan zaferin İsmet İnönü'yü mutlu ettiği görüldüğü için
C seçeneği de doğrudur. TBMM ilk siyasi başarısını Doğu cephesindeki mücadelelerden sonra Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşması ile kazanmıştır. Mektupta sadece zafer vurgusu yapıldığı için ve Gümrü Antlaşması'ndan bahsedilmediğinden dolayı D seçeneği yanlıştır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. 9. soru. Erzurum Kongresi'nde alınan karar ile görevini yapmayan İstanbul hükümetinin yerine geçici bir hükümet kurulacağı vurgulanarak temsil heyetinin kurulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Bu karar doğrultusunda yapılan çalışma temsil heyetinin kurulmasıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. 10. soru. Haritada Türk kuvvetlerinin iki farklı bölgede karargah kurarak Çerkez Ethem ve Yunan ordusuna karşı mücadele edildiği görüldüğü için A seçeneği doğrudur. Yine haritada Yunan ordusu iki farklı karargah ile Bursa ve Uşak merkezli iki farklı bölgeden saldırdığı görüldüğü için B seçeneği doğrudur. Uşak'tan saldırıp geçen Yunan ordusunun Dumlupınar-Banaz bölgelerini geçemediği görüldüğü için D seçeneği doğrudur. C seçeneğinde verilen ifade tarihi kaynaklara göre doğru olsa da bu ifadeye haritaya göre ulaşamayız. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.